Herkese merhaba arkadaşlar, Eager TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Yine bir Rainbow Six Siege videosuyla karşınızdayım. Bu videonun diğer videolardan yine bir farkı olacak tabii ki. Bir rehber videosu olmasına karşın bu videoda Rainbow Six için grafik ayarlarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi bulabileceksiniz. Ayrıca grafik ayarlarının dışında da bazı ses ve oyun ekran ayarlarını da bu videoda göstermeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Her ne kadar grafik ayarlarından bahsedecek olsak da grafik ayarlarına girmeden önce sizlere oyunun oynanış, ses, ekran ve kontrol ayarlarından kısaca özetleyerek geçeceğim. Ondan sonra grafik ayarlarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi tek tek söylemeye çalışacağım. Oyunda arkadaşlar oynanış kısmında, burası size Türkçe eğer kullanıyorsanız oynanış olarak geçecek. Gameplay kısmında öyle söyleyeyim. İngilizce olarak kullanmamın sebebi her zaman soruyorum. Bizim takımımız olmadığı için, genelde de yabancı arkadaşlarımız olduğu için İngilizce kullanmamızı zaten tavsiye ediyorum ki onlara oda adları olsun veya ne olursa olsun İngilizce olarak kullanmanız sizin için daha iyi olur. Ayrıca hangi oyunu oynarsanız oynayın, Türkçe olmasını ben de tercih ederim ama İngilizce olarak kullanmakta en azından pratik yapma açısından iyi oluyor. Oyunun oynanış ayarlarında arkadaşlar şuradaki Squad Privacy yani takım ayarlarında sadece invite only yapın. Arkadaşlarınız açık olmasın. Siz sadece davet adlarınızı yapmış olursunuz. Oyunun eşleştirme sisteminde hangi oyun türünü oynamak istiyorsanız burada rehine, bölgeyle geçirme veya bomba. Biz sadece bomba oynadığımız için bomba. Aşağıdaki terörist hunt bölümlerinde bunları değiştirebilirsiniz. Haritaların çalışıp çalışmadığı hakkında pek bilgim yok ama yine de terörist hunt açısından sadece house açtığımda sadece house'un geldiğini görüyorum. Terörist hunt da çalışsa da normal oyunda maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Şurada interface preferences'i görüyorsunuz. Burada oyun içerisindeki bütün ayarları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim kullandığım ayarlar bunlar. Burada kapattığım takım arkadaşlarının ismini kapatıyorum ben sadece. Bir de kaç vs kaç kişi kaldığını burada kapatıyorum. Diğerlerin hepsi açık. Çok isterseniz de en aşağı inip oyun içerisinde sohbet ekranında kapatabilirsiniz. Ping değeri açık olmalı. Buradaki ping değeri arkadaşlar Z'ye basarak arkadaşlarınıza düşmanın nerede olduğunu belirtmek için kullandığınız ping değeri. Bunun kesinlikle açık olması lazım. Display Game Info'yu açık yaptığınız zaman arkadaşlar şu sol altta gördüğünüz FPS değeri ve ping değerini görmüş oluyorsunuz. Ve şurada da bir ID oluyor. Bu Cycle Inside Camera Group kamera grupları arasında bir geçiş yapmasını sağlıyor. Burayı ben kapalı kullanıyorum. Önceki alıştığım nasılsa o şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ses değerlerini görüyorsunuz. Ses sadece İngilizce olarak ama altyazı dili Türkçe'ye de isterseniz bunu çevirebilirsiniz. Ben İngilizce kullanmayı tercih ediyorum. Altyazılar açık veya kapalı. Bu sizin bireysel tercihinize kalmış. Yine ses ayarı da sizin bireysel tercihinize kalmış. Ben %100'de kullanıyordum ilk oyuna başladığımda ama video çekmeye başladıktan sonra 60, 70 ve 80 değerleri benim için ideal. Oyun için müzik sesleri kapalı. Diyalog kesinlikle 100 olmalı. Zamanında bunlarla ilgili bazı sıkıntılar vardı ama 100 şu an için yeterli. Bu dynamic range olayıyla ilgili çok kısa bahsedeceğim ama ileride bu sesle ilgili de size ayrıntılı bir video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer siz bunu Hi-Fi, TV ve Nightboard arasında değiştirmek isterseniz Hi-Fi kullandığınızda arkadaşlar sizin yakınınızda ve sizin kendi silahınızı kullandığınızdaki sesler size daha çok gelecek. Uzaktaki sesler daha az gelmeye başlayacak. Eğer TV kullanırsanız tam orta değer ve Night Mode kullanırsınız da sizin sesleriniz, silah sesleriniz, patlama sesleri daha düşük. Nispeten uzaktaki düşmanların sesleri ve olan her şeyin sesi daha fazla gelecek. Aşağıdaki hiçbir şeyi de isterseniz değiştirirsiniz, isterseniz değiştirmezsiniz, dokunmazsanız da oyunun normal ayarları da kullanabilirsiniz. Bu arada bunu da söyleyeyim. Oyun içi konuşmak istediğinizde Push to Talk açık, sürekli açık veya kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Push to Talk yani bir tuşa basılı olarak da yaparsanız U tuşuna basarak da konuşabilirsiniz oyun içerisinde, bunu da söyleyeyim. Monitör olarak eğer çift monitör kullanıyorsunuz benim gibi hangi monitörde oyunu kullanmak istediğinize karar verirsiniz. Ve resolution değeri yani çözünürlük değeri tamamıyla size kalmış. Kesinlikle oyunu full screen'de oynamanız lazım ki monitörünüzün maksimum verebileceği hertz değerini alabilirsiniz. Ben genelde hep geçiş yaptığım için full screen oynamıyorum. Pencereli kullanıyorum. Daha doğrusu tam ekran pencereli kullanıyorum. Aspect Ratio'yu şu şekilde geçeceğim hızlı bir şekilde. İsterseniz oto kullanın. Eğer 5.4 ve 4.3 gibi değerlerde oynuyorsanız ekranı biraz sıkıştırıp uzaktaki
düşmanları daha iyi görmenizi sağlar ama biraz çirkin bir görüntü oluyor. Tamamıyla size kalmış. 16-10, 16-9 tercih edilen, en çok özellikle Pro Lig'de ve dünya çapında tercih edilen çözünürlük değerlerinden bir iki tanesi. Eğer 19-10 ve 21-9'da da bayağı bir geniş ekranda oynuyorsunuz. Ben bunu otoda tutuyorum şu an için. V-Sync kapalı. Bu dikey senkronizasyon arkadaşlar. Dikey senkronizasyon ayrıca sizin bilgisayarınızdaki ayarlarda da var. Onu da videonun sonunda göreceksiniz. Bunu kesinlikle kapatıyorsunuz. Field of View yani FOV ayarları. Ekranı bükme ayarları arkadaşlar. Ben 90'da kullanıyorum. Gözüm öyle alıştı. Bu oyuna ilk başladığımda 82-83 değerinde kullanıyordum. Siz de bunu 80 ile 85 arasında idealdir. İstediğiniz bir ayarda kullanabilirsiniz. Oyuna başladığınızda sanırım bu değer 65'e 75 civarı bir şey olması lazımdı. O da çok düşük sanırım 75 civarıydı. Ben bunu 90'da kullanıyorum. Buradaki kalibrasyon değerini 65-60 arasında bir değerde kullanabilirsiniz. Ben 63 kullanıyorum. Öyle denk gelmiş. Ve gelelim de grafik ayarlarına arkadaşlar. Bunlar benim şu anki kullandığım grafik ayarlarım. Texture Quality Medium'da kullanıyorum. Texture Filling Linear, Load Quality Ultra'da, Shading Medium, Shadow Quality Very High en sonunda kullanıyorum. Reflection Low, Ambient Lens ve Zoom In Depth bunlar off. Anti-Aliasing TAA, Render Scaling 80 ve TAA Sharpness 55. Benim bunlar normal ayarlarım arkadaşlar. Size şimdi bu ayarların ne işe yaradığını ve bu ayarları değiştirdikten sonra kaç FPS alabileceğimi kendi bilgisayarımda göstereceğim. Ayrıca açıklamalar kısmında benim bilgisayarımda özelliklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Kontrole de gelelim. Kontrol kısmında bilmeniz gereken birkaç tane şey göstereceğim arkadaşlar. Kontrol kısmına geldiğinizde şuradaki mouse sensitivity horizontal ve vertical yani dikey ve yatay sensitivity değiştirmek istediğinizde bu arada benim ayarlarım sanırım ya değişmiş ya da ben bayağıdır değiştiğini farkında değilim. Çünkü ben bunu bu ayarlarda oynamıyordum. Her neyse. Mouse sensitivity horizontal bu tamamıyla kendinize göre değiştiriyorsunuz. Bu sensitivity'yi bulmak için doğru hassasiyeti bulmak için bayağı bir alıştırma yapmanız lazım. Ama bunlar benim ayarlarım değil. Benim ayarlarım normalde 6-6-83. Neden böyle bir ayara kendisini tutamış bilmiyorum. Bu sensitivity ile alakalı da çok ufak. İleride size bir rehber çekeceğim arkadaşlar. Aim'inizi nasıl artırırsınız ve doğru sensitivity nasıl bulursunuz ile ilgili. Sadece söylemek istediğim şuradaki bazı ayarlar var. Şurada bir mouse ve gadget mouse diyorum. Gadget ve drone deployment. İkisini de advanced kullanırsanız gadgetlerde yani normal bir charge gibi diğer şeylerde elinizde tutarsınız ve hemen basar basar atmaz. Drone deployment'ı advanced'de kullanırsanız drone'u atar atmaz otomatiğe geçmez arkadaşlar. Bu şekilde de drone'larınızı standart şekilden advanced'e yani gelişmiş şekli alırsanız da drone atar atmaz elinizde kullanmaz. Diğer şeyler de tamamıyla size kalmış. Son bir şey göstereceğim. Ayarları özelleştir kısmından Customize Controls'tan şöyle haber aşağıya bir geliyorsunuz. Şurada Premier Gadget ve Secondary Gadget. Birinci özellik ve ikinci özellikte. Eğer mouse'unuzun şöyle gösterebilecek miyim bakayım. Mouse'unuzun yanlarında şu şekilde iki tane tuş varsa şunlar şuradaki üsttekiler. İki tane tuş varsa da onun yanlarına mouse'un tuşlarını atayabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten kullanışlı olur. Bu arada gelelim hemen grafik ayarlarına arkadaşlar. Oyun ayarlarındaki ambient occlusion yani bu bir nevi oyundaki ambiyansiyonda olması gerektiği bir gölgelendirme sistemini yaptığınızda arkadaşlar buradaki ambient açık ve kapalı olduğunda görüyorsunuz. Ambient SSBC ve Nvidia'nın HBAO kısmında ve bunu açık kapalı biliyorsunuz olduğunuzda olması gereken neyse o şekilde kullanabilirsiniz. Ben bunu kapalı değer tutuyorum yani bu ikisini de kullanmıyorum. Siz de benim ayarlarımı kullanabilirsiniz eğer yüksek ayarlarda bilgisayarınız varsa. Düşük ayarlarda olduğunda zaten ne olduğunu birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bu ambient ile ilgili performans değerlerinin kapalı olduğunda görüyorsunuz ki şu bilgisayarda 980 Ti'da yine hangi bilgisayar olursa olsun performans değerinde kapalı tuttuğunuzda gerçekten iyi bir frame rate değeri aldığını görüyorsunuz. Şimdi gidelim anti-aliasing'e. Anti-aliasing arkadaşlar bir nevi size bulanıklığı gidermenizi sağlıyor ama
genel olarak baktığınızda çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Bu kapalı veya açık halinde hangi ayarları kullanırsınız, TAA, FXAA, MSAA hangisini kullanırsanız farklı değerler gösteriyor. Bu ayarları da siz oyunda kendiniz bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız bunları kullanırken dikkat etmeniz gereken FPS'inizi her kullandığınızda da ölçmeniz gerekiyor. Buna da dikkat edersiniz. Lens Effect, Bloom ve Lens Flare diye kullandığınızda gördüğünüz gibi yansımalar ve parlaklık değerini bu şekilde görüyorsunuz. Bunları kapalı olarak kullanırsanız hem FPS değerinde düşüklük olur, çok fazla fark etmese de hem de arkadaşlar yansımalardan kurtulmuş olursunuz. Çünkü bu şekilde bir yansımayla dışarı çıktığınızda düşmanları tespit etmek çok daha zor olur sizin için. Performans değeri olarak baktığınızda sadece birkaç FPS oynadığını göreceksiniz arkadaşlar. Yine gelelim LUT quality. Bu uzaktan daha fazla detayları görmenizi sağlayacak bir ayar. Şu an low ve ultra'daki ayarları görüyorsunuz. Siz bunu isterseniz linear yapabilirsiniz. Linear ile ultra arasında çok büyük fark görmeyeceksiniz. Şu an bile düşük ve yüksekteyken çok fark yok. Sadece şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Yani bunu görüp görmemesi sizin çok bir avantajınıza olmayacak. Ben ultra'da kullanıyorum ama video çektiğim için o şekilde kullanıyorum ki daha göze hoş gelen bir yer olsun. Şurayı fark ettiyseniz ultra'ya aldığımda sadece ekstra ufak tefek şeyler görmüş olacağım ama onun dışında şuradaki ağaçlara dikkat edin. Çok da fazla bilmeniz gereken bir şey olmayacak. Ben sadece video için kullanıyorum. Onun dışında kullandığım bir şey yok arkadaşlar. Bunun FPS'e kazandırdığı şey de yine görüyorsunuz birkaç FPS dışında bir kayıp olmuyor. Gidelim Reflection Quality. Reflection arkadaşlar yansıma. Oyundaki yansımalar low ile high arasında, low, medium ve high arasında kullanıyorsunuz. Low'dayken yansımaları şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Low'dayken ki yansımalar ve high'dayken yani yüksek ayarlarda yansımalar arasında çok fark var. Bunu tamamıyla kapatmanızı veya tamamıyla kapatırken low'a almanızı veya medium'da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu tamamıyla sizin seçiminize kalmış. Ben bunu low'da kullanıyorum ki yansımalardan dolayı gözüme ekstra bir şey takılmasın diye. Sonuçta multiplayer bir oyun olduğu için bu şekilde kullanmanız daha iyi olacaktır. Ayrıca ne kadar yüksek kullanırsanız FPS'iniz de o kadar düşüş olacağı için bunu low'da kullanmanız sizin için tavsiye edilir arkadaşlar. Gelelim Shading Quality. Shading Quality oyunun özellikle ayrıntıları açısından çok önemli. Shading Quality low ayarlarda ve yüksek ayarlarda ne kadar ayrıntı değiştiğini hep beraber görüyorsunuz. Bu ayarlarda arkadaşlar low veya medium'da kullanmanız size kalmış. Ben Shading Quality'yi medium'da kullanıyorum. Neden medium'da kullanıyorum? Çünkü yüksek ayarlarda yaptığımda tamam ayrıntı olarak çok fazla olacak ama yine de objektiflerin ayrıntıları benim için çok da önemli değil. Ben karşıdaki düşmanları gördüğüm sürece problem yok. Ayrıca low'dan medium'a çıktığımızda sadece birkaç FPS diye düşerken yüksek ayarlarda neredeyse 20 FPS'in üzerinde bir düşüş oluyor. O yüzden Shading Quality'yi asla yüksek ayarlarda kullanmayın arkadaşlar. Gelelim Shadow Quality, gölge ayarlarında. Gölge ayarlarında şu an low ve en yüksek ayarlar low ve ultra, low ve very high arasında geçiş yaptığınızda gölge ayarlarının size neler katıp katmayacağını anlarsınız arkadaşlar. Buradaki gölge ve normalde size gelen gölge arasında çok farklı olacaktır. Bunu benim tavsiyem gölgeleri low'da veya medium'da kullanmanız eğer düşük PC'niz varsa. Gölgelerin ayrıca ne kadar sıçradığını görüyorsunuz. Shadow Quality'in low'dan medium'a sıçradığında çok fazla bir düşüş var ama ondan sonra yine de very high, high ve medium arasında çok fark yok. Ama bilgisayarınız iyiyse medium'da kullanmanızı yine tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim texture filtering. Biliyorsunuz ki texture quality'nin hemen altında texture filtering var. Bu texture filtering'de sözde ayrıntıları birazcık daha düzgün görmenizi sağlayacak ama şöyle baktığımız zaman göz açısından çok da bir fark göremiyoruz. Bunun ayrıca FPS'e çok fazla bir drop düşüşe sahip olduğu için görüntü de çok fazla değişen bir şey olmadığı için linear'da kullanmanız %100 tavsiye edilir arkadaşlar. Yoksa 16x'e getirmenin hiçbir mantığı yok. FPS'ini boş boşuna düşünmemiş olursunuz. Gelelim oyunun en can alıcı noktalarından bir tanesi. Texture quality. Texture quality arkadaşlar oyunda sizin oynanışınıza en büyük etki edecek noktalardan bir tanesi. Birçok oyuncu bunu ultra'da ve yüksek ayarları tutmaktan
çekiniyor. Şimdi öncelikle size oyunun tekstür kalitesinde low ve ultra arasındaki farkı göstereyim. Şu an sol tarafta low ayarları, sağ tarafta ultra ayarları görüyorsunuz. Ultra ayarları çektiğinizde olan görüntü buyken low ayarları çektiğinizde olan görüntünün bu şekilde neredeyse görüntünün tamamıyla uzak mesafede görünmesine engel olacak şekilde yapıldığını görüyorsunuz. Yani şuradaki silaha bile baktığınızda bir bulanıklaşma olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Eğer oyunda iyi bir bilgisayarınız varsa Ultra'da kullanmak için en 8 GB ekran kartına ihtiyacınız olacağı için ve veri hike ve Ultra'sında çok fazla olmayacağı için bilgisayarınız hiçbir zaman veri hike ve Ultra'da oynamanız için bir sebep yok. Hike veya altında oynamanızı tavsiye ederim. Gereksiz yere ekran kartınızı yormamış olursunuz. Ayrıca bunlar arasındaki performans değerlerine baktığınız zaman low ayarlarda gerçekten yüksek FPS alırken medium hike ve very hike arasında FPS'lerin hemen hemen birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz ama ben kendi performansıma baktığım zaman medium ve hike arasında çok fazla bir değişiklik olmasa da very hike'da gerçekten FPS değerleri buraya kadar düşüyor. Bu FPS değerlerinde bana göre bir yanlışlık var diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar test edilmiş ve oynanmış şu bilgisayar değerlerinde. Ama ben kendi bilgisayarım için high ve medium'u özellikle tercih ediyorum. Son zamanlarda da medium'u aşağı çektikten sonra render scaling'i biraz daha ileri keskinliği sağlamış oldum arkadaşlar. Son olarak zoom in depth field'dayız. Bunu kapatıp açmak tamamıyla size kalmış. Eğer bunu açık kullanırsanız şuradaki gördüğünüz gibi zoom'u biraz bulanıklaştırıyor. Eğer kapalı yaparsanız da zoom'u da görmüş oluyorsunuz. Bu tamamen sizin oynayışınıza kalmış. FPS drop açısından da 3-4 FPS ile 2-3 FPS arasında bir fark olacaktır. Ama ben bunu kapalı kullanıyorum. Yani şu şekilde kullanıyorum. Açık yaptığınız zaman çünkü FPS drop oluyor. Bunu da dikkat edersiniz arkadaşlar. Rainbow Six Siege'de ve diğer oyunlarda ama özellikle şu an Rainbow Six Siege konuştuğumuz için Rainbow Six Siege'de arkadaşlar FPS'inizi artırmanın en önemli yollarından bir tanesi de öncelikle görüntü ayarlarını ön ayarla yap. Düşük performanslı bilgisayarlarda şurada gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan demek yerine benim tercihlerimde kalite yerine bunu performansa çekerseniz arkadaşlar FPS'iniz önemli ölçüde artacaktır. O yüzden bunu kaliteden performansa çekebilirsiniz. Onun dışında 3D ayarların yönetilmesine gelip burada dikey senkronizasyonu bulmanız lazım. Yani düşey senkronizasyon. Bunu bilgisayarınızda açık yerine kapalı yaparsanız yine FPS'inizde artış olacaktır. Benim bilgisayarımda 2 tane ekran kartı olmadığı için burada program ayarlarından ekstra bulup yine 3D ayarlarından Rainbow bulup oradan da onun ayarlarını yapabilirsiniz. Şuradan Rainbow bulduktan sonra orada kendinize özel de ayar yapabilirsiniz. Genel ayarlarda ise eğer bilgisayarınızda şu sol tarafta yüksek performanslı ekran kartını kullan ya da yüksek performanslı kartı kullan tarzı bir seçenek varsa onu da işaretlemeyi unutmayın. Onun dışında yapmanız gereken zaten pek bir şey yok. Şimdi bu kadar konuştuğum üzere gelelim FPS değerlerinde kendi bilgisayarımda kaç alacağım arkadaşlar. Grafik ayarlarında her şeyi ultra'ya çektiğimde görüyorsunuz şu an kastım. Grafik ayarlarında her şeyi ultra'ya çektiğimde oyunun kendi ayarlarında hemen aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir benchmark testi var. Benchmark testine bakalım ultra'da ben kaç FPS alıyorum. Şu an oyunda her şey ultra ayarlarda arkadaşlar. Ultra ayarlarda gözümün ne kadar yorulduğunu şu anda tamam. Her şey gözümü alacak şekilde. Işıkların yansımasını görüyorsunuz. Şu an FPS yeri düşük olduğu için de akıcı olmadığını da görüyorsunuz. Yani bilgisayarı gereksiz zorluyorum şu anda. Size hem Ultra'da hem de en düşük ayarlarda oyunun nasıl göründüğünü göstermeye çalışacağım sadece. Görüyorsunuz benchmark test sonuçlarında en yüksek FPS 145 genelde, ortalama FPS 80, en düşük FPS'te ara ara 30'lara kadar düştüğünü görüyorsunuz. Dışarıda tabii ki hiçbir sıkıntı yok ama ilk açıldığında FPS'in gerçekten düştüğünü, girişlerde 54'ün altına ultra ayarlarda düşmediğini, ortalama olarak da genelde 80 tabii ki dışarı ve içerisi ama biz genelde içeride olduğumuzu düşünürsek 65-68 civarında görebiliyorsunuz. Bir de bunu low ayarlarda deneyelim. Şu an oyunun low ayarlarını görüyorsunuz. Ben bayağıdır low ayarlarda oynamıyordum. Eski bilgisayarımda
Geçen sene LoL ayarlarda oynuyordum. Şu an oyunu en düşük, her şeyi en düşük, hiçbir parlama, yansıma yok. Bu şekilde görüyorsunuz benim ekranımda ve buradaki benchmark testini hep birlikte görüyoruz. LoL ayarlarda yaptığımda gözüme çok fazla bir yansıma ve parlaklık gelmediği için daha hoş, ama bunu medium'a çekebilen arkadaşlar medium'a çekerse onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama texture quality'yi medium'a çekmek gerçekten güzel yapabilenler için. Shadow quality'yi de medium'a çekebiliyorsanız çok iyi. Onun dışında reflection, diğer her şeyi kapatmanız lazım. Multiplayer'da o kadar ayrıntıya gerek yok. Gözünüzü yoracak her şeyden uzak durmalısınız arkadaşlar. Fark ettiyseniz bu oyunu low'a aldığımda maksimum FPS 240. Genelde en düşük 60. Bilgisayarım hiçbir şekilde yormuyor. Ortalama averaj 124. Her şeyi low'a aldığımda. Giriş 85. Yine içeride de 110-120 FPS civarı bir oyun alıyorum. Bir FPS alıyorum. Bu şekilde karşılaştırma yaptığımızda ortalama bilgisayarım 50-60 FPS yukarıyı daha verebilir. Tabii ki kendi bilgisayarınıza göre ayar yapmak istiyorsanız bunları gerçekten tek tek denemek ve benchmark testini yapmanız lazım. Benden grafik ayarları açısından bilmeniz gerekenler bu kadar diye düşünüyorum. Benim ayarlarımda oyunun ilk başta görmüştünüz zaten. Onun dışında bilmeniz gerekenler şu sağ tarafta ekran kartınızı ne kadar yorduğunuzla alakalı. Bunu medium, high istediğinizde seçip yapabilirsiniz ama her zaman custom seçip kendiniz yapmanız, şuradaki ayarlarda ekran kartınızı zorlamamız daha önemli. Bu oyunu oynamak için de minimum 2 GB ekran kartını da tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer grafik ayarlarıyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa veya eklemek istediğiniz bir şey varsa bunları yorumlarda belirtirsiniz. Videoyu beğenirseniz de bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden her şey için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.